Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle duş saçlara kolayca uygulayabileceğiniz pratik saç modellerini paylaşacağım. Önce saçlarımı hem fönlü gibi bir etki yaratmak hem de elektriklenmesini önlemek için Arzum Superstar'la düzleştiriyorum. Ve ilk saç modelim yandan örgü modeli. Saçlarınızın tamamını yan tarafınıza alıyorsunuz. Önemli olan burada ön taraflarını da tamamen yana doğru almanız. Daha sonrasında önlerden bir tutamı öne doğru çıkarıyorsunuz. Benim saçlarımın önünde biraz kat olduğu için tabii daha kolay çıktı. Ve o kalan tutamı da yine klasik örgüyle örmeye devam ediyorsunuz. Ön taraftaki ördüğünüz saçı yandan arkaya doğru böyle taç şeklinde tutturuyorsunuz. Ve kendi isteğinize göre önden bir tutam saçı yüzünüze doğru bırakabilirsiniz. Ben bu modelde en çok ön taraftan taç gibi durma etkisini seviyorum. İkinci modele geçmeden önce saçlarımın önlerine özellikle birazcık volüm vermek için saçlarımı yine düzleştiriciyle tarıyorum. Bu modelde çok ciddiyim arkadaşlar. Saçlarımı en tepeden topluyorum. Ve topladığım kısmı eşit iki parça ayırarak parçalardan birini lastiğin üzerinden geçiriyorum. Daha kalın bir saç ayırmamın nedeni bu tepeden toplanmış saçın daha yüksekte ve daha top durması aslında. Ve yine olmazsa olmazım önlerden birkaç parça saçı yüzüme doğru bırakıyorum. Çünkü ben gördüğünüz gibi yuvarlak suratlıyım. Birazcık saçımı önüme doğru bırakmam daha güzel gözüküyor. Ve bitti. Üçüncü saç modeli benim günlük hayatımda çok sıklıkla kullandığım bir model. Düz saça bence çok yakışıyor. Saçlarımı 3 eşit parçaya ayırıyorum ve ince şeffaf lastik tokalarla arkaya doğru onları topluyorum. Bu saç modeli sanki böyle yalancı bir örgü etkisi veriyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Ve sıradaki model birazcık daha gece kullanımları ya da birazcık daha ciddi toplantılarınız ya da özel günleriniz için kolayca yapabileceğiniz bir model. Saçlarımı orta kısmı aşağıda kalacak şekilde iki yandan tutamları alarak lastik ince lastik bir tokayla topluyorum. Ve kalan tutamı lastik tokanın etrafından geçirerek böyle bir görüntü elde ediyorum. Daha sonra alt taraftan da iki tutam alarak ince lastik tokayla tutturuyorum ve aynı işlemi buraya da uyguluyorum. Bu model özellikle arkadan çok şık duruyor bence. Bu da önden duruşu. Son saç modeli yandan örgünün birazcık daha değişik uygulanmış versiyonu. Saçlarımı yine yandan ayırıyorum ve iki eşit parçaya ayırarak aynı zamanda da elimle böyle dolayarak birbirleriyle birleştiriyorum. Bu işlemi hızlı ve sıkı şekilde yapmanız çok önemli. Daha sonra ince lastik tokayla ucunu tutturuyorum. Önde kalan tutamları bu sefer örmeden yana doğru tel tokayla tutturduktan sonra
alt kısımlara da aynı işlemi uyguluyorum. Gördüğünüz gibi hem dağınık etkili hem de aynı zamanda farklı görünen bir saç elde ediyorum. Bugünkü videoda sizlerle saçlarımı düzleştirdikten sonra kolayca yaptığım saç modellerini paylaştım. Umarım videoyu seversiniz.